Sıradan Adam. Dünyada çocukların yaptığı şeylere değer veren insanlar hala var. Mesela şimdi size bahsedeceğim projede çocukların hayal ettiği her şey yerel üreticiler tarafından gerçeğe dönüştürülmüş. Amelia Liddle isimli 6 yaşındaki minik kız yemek yerken yaşadığı sorunu çözmek için oldukça güzel bir çözüm bulmuş. Bulduğu çözümü de henüz 6 yaşında olmasına rağmen gayet güzel projelendirmiş. Amelia sıcak yemekleri yerken yaşadığı sorunu bir çatalın arkasına konulacak bir pervane ile çözebileceğini düşünmüş. Bence gayet güzel görünüyor minik kızın buluşu. Bu proje ise Henry isimli 12 yaşındaki genç bir delikanlıya ait. Çizimden de anlayabileceğiniz gibi Henry, diş macunu ve diş fırçasını bir araya getirerek yeni bir buluşa imza atmış. Genç mucidimizin icadının da bitmiş hali işte böyle görünüyor. Ne denir ki? Bence oldukça kullanışlı bir ürün çıkmış ortaya. Sizin de evinizde olsa kullanmaz mıydınız bunu? Ben kullanırdım şahsen. Bu seferki icat ise 11 yaşındaki bir patates kızartması sevdalısı tarafından tasarlanmış. Sol tarafta gördüğünüz içinde yağ haznesi ve patates doğrayıcısı bulunan bir fritöz. Genç mucidin tasarımının hayat bulmuş hali de işte böyle görünüyor. Gördüğünüz gibi gençler oldukça kullanışlı şeylere imza atmışlar. Şahsen bir patates tutkunu olarak tasarımı oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Bu seferki icadımız ise Colin isimli bir genç mucit tarafından oldukça güzel bir amaç için tasarlanmış. Colin, telefon kulübelerinin engelli kardeşlerimiz için yeterince kullanışlı olmadığını fark etmiş. Bu doğrultuda da özellikle tekerlekli sandalyeyle gelecek birinin telefona ulaşabilmesi için bir robot kol ilave etmiş. Çok basit bir dokunuş olmasına rağmen oldukça işe yarar bir çözüm olmuş bence. Bilmiyorum siz de düşündünüz mü ama çocukken benim aklıma takılan bir konuydu bu. Acaba bir insan bir gözlük yardımıyla arkasını görebilir mi? Anlaşılan 11 yaşındaki Alex'in de aklına takılmış bu soru. Sorunun cevabı ise gayet açık. Gördüğünüz gibi Alex'in fikri gerçek hayatta uygulanabilir ve kullanılabilir. Hatta hepimizin aşina olduğu canlı yayın platformu Periskop, denizaltılarda düşmanı gözetlemek için kullanılan araçtan almıştır ismini. Bu seferki icadımız diğerlerinden biraz daha sıra dışı arkadaşlar. 10 yaşındaki Morgan tarafından tasarlanan bu icat, bebeklerin iyi bir uyku çekmesi için tasarlanmış. Sıra dışı olan tarafıysa bebekleri gördüğünüz hazneye koyup platformu duvara asıyor olmanız. Yani içine koyduğunuz bebek bildiğiniz duvarda uyuyor. Oldukça ilginç bir fikirmiş gerçekten. Alice tarafından geliştirilen bu icat sokakları temiz tutmak için ortaya çıkmış. Sol taraftaki çizimde gördüğünüz gibi sonbaharda ağacın dökülen yaprakları ağaca takılan aparatın içine doluyor. Böylece işçiler hiç zahmete girmeden direkt hazneden yaprakları alıyorlar. Alice'in söylemine göre de bu sayede sokaklar hep temiz kalıyormuş. Çocukken özellikle yabancı filmlerde gördüğüm iki kişilik bisikletlere hep özenmişimdir. Bu seferki icat ise biraz daha farklı olarak tüm aile bireylerinin aynı anda kullanabileceği bir scooter arkadaşlar. Mini'yi de en başa koymuşlar, ne güzel hep birlikte aynı anda scooter'a binmenin keyfini yaşıyorlar. Herkes de gayet mutlu görünüyor, daha ne olsun. 10 yaşındaki Kaya diyor ki, bu icat herkes için. Bu icat evinizdeki bitkileri kendi kendine sulayan bir saksıdır. Bu sayede kimsenin bitkisi ölmeyecek artık. Gördüğünüz gibi bu genç mucidin de icadı gerçeğe dönüşmüş. Dikkat ettiyseniz çocuklar doğaya ve insanlığa faydalı olmak için bir şeyler geliştirmişler hep. Ve son olarak 11 yaşındaki Georgia icadını çok uzun zamandan beri başımıza bela olan bir derdi çözmek için tasarlamış. Pringles yerken cipsleri zahmetsizce nasıl çıkarabiliriz? Sahiden paketin içine böyle bir aparat koysalar bence gerçekten de çok güzel olur. Siz ne dersiniz? Sizce de yaratıcı bir çözüm değil mi? Yeni videolardan haberdar olmak ve bana destek olmak için şuraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim.